Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. KYK işlerinin Toley Sendikası ve Oley Sendikası arasında rekabeti, yoğun rekabeti devam ediyor. Burada da yararlanan KYK işleri oluyor. Oley Sendikası arkadaşlar bir slide yayınladı. Ekranda gördüğünüz gibi ve bu şartları eğer yetkili sendika olursak alacağız diye açıklama yaptı arkadaşlar. Bakın bir sürü madde var. Oleys ve Toley Sendikası biliyorsunuz. KYK'da iki büyük sendika Oley Sendikası da yetkili olmak için varlığın gücünü şu an ortaya koyuyor. İş sağlığı ve yoğurt parası. Yoğurt parasının mevcutta kalorifer boya badana kaynak işleri yapanlara verilmiş olması yerinde ve uygundur. Ancak kimyasalara maruz kalan KYK'nın önemli bir çoğunluğunu teşkil eden temizlik personeline de verilmesi sağlık açısından uygulanacaktır. Mevcut testte maalesef bu hak söz konusu değildir. Oley sendikası olarak yetkiyi aldığımızla beraber hazırlayacağımız toplu sözleşmesi taslanda bu maddeyi yer alacağız demiş. Güvenlik görevlisi kimlik kartı iptali. Güvenlik görevlisi personeli görev başladığında mevcut olmasa bile göreve başladıktan sonra güvenlik güvenlik görevini yerine getiremeyecek bir akıl veya vücut sağlığı engelinin yaşanması durumunda kimlik iptal edilir. Görev süresi içerisinde kimlik kartını yenilemeyen özel güvenlik personeline sözleşmesi feshedilir. KYK'da çalışan güvenlik personelinin olası bir sağlık sorunu sonrası güvenlik belgesini yenilen, yeniletememesi sonucu iş akdini tek taraflı olarak, olarak fesh edilmesi büyük mağduriyetleri ortaya çıkarmaktadır. Oley sendikası olarak yetkiyi aldığımızda beraber hazırlayacağımız, hazırlayacağımız toplu iş sözleşmesi taslağına koyacağımız bu maddeyle güvenlik görevlisi personelinin işten çıkarma yerine yapabileceği başka bir görev verilmesi sağlanacaktır demiş. Bu da önemli bir madde. İş tanımı ve eğitim farkı. İş tanımı ya da görev tanımı işçinin yapacağı işin görev içerdiği görevlerin sorumlulukların ve iş özelliklerinin bütünüdür. İşçiye görevlerini ve sorumluluklarını olarak yazılı olarak tüm detaylarıyla bildirmek iş ilişkisi sürerken yaşanası olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi bakımından önem arz etmektedir. Çalışanların görev tanımlarının yapılması, vasıfları, ellerinde iş becerileri, belgeleri, eğitim durumları değerlendirilerek İş tanımlamaları yapılması çalışanları kendilerini geliştirmeleri açısından teşvik olacaktır. İş değişikliği ve telfi olanaklarının sağlanması iş verimini de arttıracağı inancındayız. Olay sendikası olarak yetkiyi aldığımızda beraber hazırlayacağımız toplu sözleşmesi taslağına koyacağımız bu madde olmazsa olmazlarımızdandır demiş arkadaşlar. İş tanımı ve eğitim farkı. Kıdem tazminatı. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre işçinin işe başladığı tarihte itibaren aynı işveren bir veya değişik işyerlerinde yerlerinde çalışılan süreler göz önüne alınarak hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren tarafından çalışan ödenecek tazminata kıdem tazminatı denilmektedir. 696 KYK ile kadroya geçen çalışanların mevcut olan 35 günlük kıdemleri yeni yapılan TİS ile yasal süre olan 30 güne çekilmiş olması büyük bir hak kaybıdır. Olay sendikası olarak yetkiyi aldığımızda beraber hazırlayacağımız toplu iş sözleşmesi taslana koyacağımız bu maddenin 30 günlük kıdemlerin 35 güne çıkarılmasını sağlayacağız demiş arkadaşlar. Hizmet zam mı? Kurumda eski ve yeni işe girenler arasında ücret farkı olmalı ve her yıl için verilecek kıdem farkı ile çalışanlar arasında çalışma barışı sağlanacaktır demiş Yetkiyi aldığımızda beraber hazırlayacağımız toplu iş sözleşmesi taslağına koyacağımız bu maddenin işçinin işe giriş yılı baz alınarak hizmet zammının belirlenmesini sağlayacağız demiş arkadaşlar. Devam ediyor. Yemek ücretinin belirlenmesi. 8 saate kadar çalışma yapılan iş yerlerinde bir öğün 12 saat çalışanlara 2 öğün yemek parası verilmesi gerekmektedir. Oley sendikası olarak yetkiyi aldığımızda beraber hazırlayacağımız toplu iş sözleşmesine taslağına koyacağımız bu maddenin günümüz şartlarında ve çalışma saatleri göz önünde bulunularak yemek ücretinin belirlenmesini sağlayacağız demiş. Haftalık çalışma saati. Haftalık 40 saat üzerinde yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma, haftalık 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar ise fazla çalışmadır. Yapılacak her bir saat sürelerle çalışma ile fazla çalışma için ödenecek ücret normal çalışma ücretinin %100 fazlasıdır Olay sendikası olarak yetkiyi aldığımızda beraber hazırlayacağımız toplu iş sözleşmesi taslağına haftalık çalışma saatini 40 saat olarak hüküm altına alınmasını sağlayacağız demiş. Umarız başarılar. Genelde toplu iş sözleşmelerinin %99 hep 45 saat olarak günümüzde imzalanıyor. Umarız 40 saate indirirsiniz. Yetkiyi alabilirseniz olay sendikası. Gece zammı. 696 KYK ile kadroya geçen güvenlik çalışanları ve gece çalışan personeli verilen gece zammı mevcut iken yeni toplu sözleşmesinde kaldırılmıştır. Gece çalışmasının insan sağlığındaki etkilerini göz önünde bulundurduğumuzda gece çalışanlara zam farkının verilmesi elzemdir. Olayı sendikası olarak yetkiyi aldığımızda sizlerle birlikte hazırlayacağımız toplu iş sözleşmesi taslağımızda kesinlikle bu madde yer alacaktır demiş arkadaşlar. Umarız bu maddeler olur. Gece zammı haftalık çalışma saati 40 saat, yemek ücretinin iki öğün olarak verilmesi, hizmet zamının çalışıldığı gün, işe başlanan gün tarafından alınması, kıdem tazminatının 35 güne çıkarılması, iş tanım ve eğitim farklarının verilmesi, güvenlik görevlisi kimlik kartı iptalinin iptal edilmesinin önüne alınması ve güvenlik görevlilerinin iş sözleşmelerinin feshedilmesinin önüne geçilmesi, İhsalı yoğurt parasının temizlik görevlilerine de verilmesi diye maddeler sıralamış olay sendikası. Bakalım arkadaşlar neler olacak? Gençlik Spor Bakanlığı 18 Nolu İşik Olu'nda ve Olay Sendikası'nın rekabeti devam ediyor. Kazanan işçi olsun diyoruz. Biz de tarafsız olarak bütün sendikalara eşit mesafedeyiz. Toleis Sendikası'nda onlarca videosunu yaptık. Olay Sendikası'nda onlarca videosunu yaptık. İki sendikada videolarını yapmaya devam edeceğiz. Bizler... Memurlar Haber YouTube kanalı olarak işçinin tarafındayız. Onu söyleyelim. Sendikaların tarafında değiliz. Kazanan işçiler olsun diyoruz. Umarız bütün bu 8 maddelik tanımlar işçiler bir an önce kazanım olarak elde eder. Hangi sendika olursa olsun arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Bütün 18 dolu iş konuda çalışan işleri kanala abone olmaya davet ediyoruz. Birlikte başaracağız arkadaşlar. Seçime sadece bir sene kaldı, 12 ay kaldı. Seçim satım haline girilmiş durumdayız. Her an her şey olabilir arkadaşlar. O yüzden kanalı takip edin. Zamları, enflasyon farklarını ve sendikal rekabetleri ve kurumunuzda olacak bütün gelişmeleri an be an sizlere sunmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar Türkiye'nin en büyük ve en iyi YouTube kanalı olduk. Kamu adına 61 bin üyeye ulaştık arkadaşlar. Sizlerin ilgisine ve alakasına layık olmaya çalışıyoruz. Umarız becerebiliyoruzdur. Tarafsız bir şekilde elimizden geldiğince bütün gelişmeleri kamu adına maaş zamlarını, problemleri, toplu sözleşmelerini hepsini sizlere sunmaya devam edeceğiz. Banka promosyon ihalelerini hatırlarsınız 2 sene önce YouTube'da hiçbir kamu işçisi YouTube kanalı yokken ilk biz bu kamu işçisi arkadaşlara YouTube kanalı özel olarak açtık ve sizler adına toplu sözleşmelerini, problemleri, maaş zamlarını, herkesi, her şeyi videolaştırmaya başladık. Daha sonra YouTube'da onlarca kamu işçisi kanalı açıldı. Herkese örnek olmak ne mutlu bize diyoruz. Böylece kamu YouTube'da onlarca YouTube kanalı olmuş oldu. Öncülük ettik. Mutluyuz, gururluyuz. Hepinizi kanala abone olmaya davet ediyoruz. Birlikte başaracağız diyoruz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Tekrardan hayırlısı olsun.